Merhum Musa Efendi Üstadımız biraz da bizim yerli kaynaklardan bir nakil yapıyor. Şevket Radon'un İstanbul Efendisi'ni gören var mı isimli yazısını da eserine almışlar Hazret. Diyor ki, okumaya pek meraklı olmadığı halde her gün bir gazete alan yaşlı bir hanımefendiye bir gün gazetesinde ne türlü yazılar okuduğunu sormuştum. Yazıları değil dedi. Ölüm ilanlarını okuyorum. Tanıdıklardan kim öldü, kim kaldı? İnsan merak etmez mi diye cevap vermişti. İtiraf edeyim ki benim de merakım kayıp ilanları üzerine. Nüfus kağıdını, şehadetnamesini, otobüste para cüzdanını kaybedenlerden değil de oğlunu, kızını, anasını, babasını, kısacası sevgiyle bağlı oldukları yakınlarını kaybedenlerin gazetelere verdikleri ilanları okumadan geçemem. Bu kaybolanların bir de vesikalık resmini ilan üzerine oturturlar. Ekseriye bana mahzun bakışta görünen bu insanlara sanki neden kayıplara karıştıklarını gözlerinden sezecekmişim gibi dakikalarca bakmaktan kendimi alamam. İlanda bir sabah evden çıkıp bir daha geri dönmedikleri yazılıdır. Kim bilir ya kazaya uğramışlardır ya da evlerinde aradıklarını bulamadıkları için çekip gitmişlerdir derim kendi kendime. Kayıp ilanları hemen daima kaybolanları görenlerin insaniyet namına filan yere bildirmeleri rica edilerek biter. Ama ben kaybolanın geri geldiğini bildiren bir ilana şimdiye kadar da hiç rastlamadım. Neyse, şimdi bunları bir yana bırakalım da, geçen hafta gazeteleri karıştırırken gözüme ilişen bir kayıp ilanından bahsedeceğim. Ama bu ilan adet olduğu gibi gazetenin son sayfalarındaki haberler arasında değil, bir karikatürde yer almıştı. Sanatkar, İstanbul'da türlü kaba savra davranışları bildiren gazete haberlerinin ortasına kayıp aranıyor başlığını koymuş, altına da efendiden bir adam resmi çizerek aranan kaybın İstanbul Efendisi olduğunu yazmıştı. İstanbul Efendisi. Evet, evet. Bu saygıdeğer zat ne kadar zamandır, belki 30 seneden beri ortada görünmüyor. Kendisi çok terbiyeli bir zat olduğu için Fransızların à l'anglaise dedikleri tarzda gittiğini bize hiç fark ettirmeden kayıplara karıştı. İstanbul'da birçok kimsenin bulunmasını gönülden istedikleri çok iyi bildiğim için çıkan ilandan sonra İstanbul Efendisi'nin bulunmasına yardım olur ümidiyle onun nasıl bir adam olduğunu burada kısaca anlatmaktan kendimi alamıyorum. Neden derseniz, ben gençliğimde o İstanbul Efendisi'ni biraz olsun tanımak şerefine nail olmuştum da onun için. İstanbul Efendisi, az önce söylediğim gibi son derece terbiyeli bir zattı. Zaten kendisine bey değil de efendi denmesinin sebebi de buydu. Ama bugün efendi denince 5 yaşındaki çocuklara kadar bütün gençlerin aklına televizyondaki o hoyrat efendi torona geldiği için İstanbul Efendisi'ne efendiliğin neden yakıştırıldığını biraz olsun anlatmam gerekir. İstanbul Efendisi doğuştan terbiyeli bir kimseydi. Ailesinden almıştı bu terbiyeyi. Yalnız sözüyle, sazıyla değil, her bakımdan nazik, hatır kırmaz, gönül alır, küçükleri sever, büyükleri sayardı. Eşine, dostuna daima saygı göstermekte o kadar dikkatliydi ki, bir boğaz vapuru kaptanına niçin köprüye vaktinde gelemediği sorulduğu zaman, Çengelköy'ün sebzevatı, Beylerbeyi'nin teşrifatı, Kuzguncuğun haşeratı, Üsküdar'ın hırdavatı varken nasıl vaktinde gelebilirim diye cevap verdiği rivayet edilir. Çünkü bir zamanlar Beylerbeyi'nde çokça oturan İstanbul efendileri iskeleden çıkıp da vapura binerken birbirlerine siz buyurun efendim, hayır olmaz, lütfen önce siz buyurun diye
kapıdan hemen çıkmadıkları için kaptan onları beklemek zorunda kalırmış. Şimdi Çengelköy'de sebzevat, bir zamanlar Musevilerin topluca oturdukları Kuzguncuk'ta haşerat ve günden güne yenileşmekte olan Üsküdar'da hırdavat kalmadığı gibi Beylerbeyi'nde de teşrifattan eser kalmamış. Heyhat, insanlar iskelelere birbirlerini ezerek doluşur olmuşlardır. İstanbul Efendisi yaşlıların her türlüsüne saygılıydı. Ona rastladığımız devirlerde İstanbul'da otobüs pek yoktu. Ama tramvaylarda yaşlı kadınlarla erkeklerin bugün olduğu gibi ayakta kaldıkları görülmezdi. Yolcuların arasında bulunan bir İstanbul Efendisi hemen kalkıp yerini onlara verirdi. İstanbul Efendisi ütülü pantolonu boyalı ayakkabısından ceketinin sol cebindeki mendile kadar tertemiz bir adamdı. Onun kalabalık yerlerde dahi ter koktuğunu kimse duymadığı gibi mendilinden başka bir yere sümkürdüğünü de gören olmamıştı. İstanbul Efendisi ilişip kakışmaktan nefret eder, kalabalıkta biri yanlışlıkla ayağına bassa, kör müsün, önüne baksana diye hışımla üzerine yürümek yerine acı bir gülümsemeyle adamın omuzunu okşayıp daha dikkatli ol evladım diyerek yoluna devam ederdi. Hatır sormakta, gönül almakta ise İstanbul Efendisi'nin kâbına varmak kabil değildi. Saz ve sözden anlayan, Türk adabını ve edebiyatının inceliklerini bilen İstanbul Efendisi, sohbetlerini şairlerimizin vecize değerlerindeki beyitleriyle süsleyerek konuşur, tatlı diliyle dinleyenleri kendisine hayran bırakırdı. İstanbul Efendisi'nin övülmeye değer daha nice meziyetleri vardır ki, onları saymaya kalksak sayfalara doldurmak işten bile değildir. Onun için sözü burada kesiyor, bu saydığımız meziyetleri şahsında toplayan, fakat çoktan beri izine rastlayamadığımız İstanbul Efendisi'ni gören varsa, nerede olduğunu insaniyet ve nezaket namına ilgili makama bildirmelerini rica ederim. Gerçekten ben tabii aziz dinleyenlerim bu İstanbul Efendisi yazısını okuyunca adeta gözümde yeniden bir Musa Efendi canlandı rahmetullahi aleyh. Gerçekten bu yazıyı yazan insan Musa Efendi'yi yakinen tanımış olsaydı herhalde İstanbul Efendisi'ni 1980'lerde, 90'larda buldum diye İstanbul'un ilgili makamlarına bildirirdi diye düşünmemek mümkün değil.